Ceza istiyor savcı zaten biliyorsun. Birincisi Evet. örgüte üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etmekle suçlanıyor Enis Berberoğlu. Oradan Evet. 10 yıla kadar bir de devletin gizli kalması gereken bilgilerini ifşadan müebbet istiyor Enis Berberoğlu. Öyle mi? Evet. Savcı Mehmet Yeşilköy şimdi İstanbul 14. Ağır Ceza'da bugün vardı. MİT tırları davasının Enis Berberoğlu ile ilgili savcı mütalasını açıkladı. Duruşma 1 Mart'a ertelendi. Enis Berberoğlu kim? Şimdi burada hep CHP Genel Başkan Yardımcısı diye geçiyor. Değil. CHP Genel Başkan Yardımcılığı yeni durum. O zaten MİT tırları ihanetinin CHP ile ilişkilendirildiği kısım. Fakat bu kişi yani Can Dündar'ın kitabında açık açık kendi kitabında açık açık ben Enis Berberoğlu adını yazmamış oraya zaten yani biliyorsun kitapta anlatırken. Evet. O görüntüleri nereden aldığını anlatırken. Enis Berberoğlu'ndan aldığını söylediği Enis Berberoğlu Hürriyet gazetesinin 7 sene boyunca genel yayın yönetmenliğini yapmış. En tepede bir numaralı koltuğunda oturmuş adam. Pensilvanya'ya iltisaklı Fethullah Gülen'in doğrudan tesir ettiği, yönettiği 17-25 Aralık süreci için bir Eyüpcan, iki Enis Berberoğlu Doğan grubu içerisindeki operasyonlarını bu iki isim üzerinden yönetiyordu FETÖ, Fethullahçı terör örgütü. Ve o iki isimden biri de Enis Berberoğlu. Hürriyet gazetesi, yani, Doğan grubu bunu bir numaralı koltukta oturdu. Amiral gemisinin bir numaralı koltukta oturdu. Sonra CHP'ye genel başkan yardımcısı olarak gitti. Bu adam bu MİT tırları ihanetinde görüntüleri temin edip Cumhuriyet gazetesine servis eden adam. Evet. Şimdi az önce İstanbul'un 4. Ağır Ceza'dan da savcı mütalası geldi. Ne diyor bir tanesinden bir daha okur musun sonunu? Bir suçtan 10 yıl istiyor. Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek öteki yardım suçundan. Öteki suç istediğini. Öteki suç gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan. Hı. Ajanlıktan yani. Ajanlıktan. Müebbet istiyor. Can